Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda ecel değişir mi sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Allah-u Teala ecel diye bir şey yaratmış. Yani Allah-u Teala her bir varlık için bir müddet, bir ömür belirlemiş. Buna ecel diyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah-u Teala bize şöyle bildiriyor. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Onların ecelleri geldiğinde ne öne alınırlar ne de geri bırakılırlar. Ve halkımız bunu şöyle ifade etmiştir. Ecel birdir, tagayyür etmez. Yani ecel birdir, değişmez. Adeta kurulmuş saat gibi. Sabah namazına kalkmak için saati diyelim 5'e kurmuşsak, saat tam 5'te çalmaya başlıyor. Bu açıdan baktığımızda insanın eceli de belirlenmiş. Kimin ne zaman öleceği belli. Ama bize bakan yönüyle bu meçhuldür. Allah'a bakan yönüyle malum. Bakıyorsunuz ki dünyaya gelen birisi henüz daha bir günlük bebektir ama ecel öyle takdir edilmişse bir gün yaşıyor, vefat ediyor. Bir başkası 100 yıl yaşıyor, vefat ediyor ve bu anlamda değişik değişik eceller var. Eceli müsemma diye yani belirlenmiş olan ecel, bir de eceli muallak tabir edilen şarta bağlı olan ecel. Belki bu ikisini bir derece izah edersek soru daha iyi bir şekilde cevaplandırılmış olur. Normal şartlar altında ecel herkes için bellidir. Ancak kaderin şarta bağlı bir takım durumları var. Yani şu insan şöyle yaparsa eceli bu kadar olacak ama böyle yaparsa böyle olacak. Bu tarz olduğunda mesela sadaka belayı def eder. Bu anlamda rivayetler var ve ecele sanki bir ilave yapılması gibi bazı rivayetler var. Bunları nasıl anlayacağız? Demek ki normal şartlarda belirlenmiş bir şey var ama eğer o insan şöyle yaparsa eceli böyle olacak, bu tarz yaparsa bu şekilde olacak tarzda şarta bağlanmış olan durumlar var. İşte mesele burada biraz muğlak hale geliyor. Ve bundan dolayı insanlar acaba ecel değişir mi, değişmez mi? O şekilde bir tereddüt içinde kalabiliyorlar. Cenab-ı Hak bir ayetinde şöyle buyurmakta. يَمْهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ Yani Allah dilediğini mahveder, siler, dilediğini de sabit bırakır. وَاِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَبْ Ümmü kitap, ana kitap Allah'ın katındadır. Demek ki Allah-u Teala'nın bu şekilde dilediğini silmesi, dilediğini sabit bırakması var. Bir insan Allah'a ciddi bir şekilde iltica ettiğinde belki Allah-u Teala onun o duasının neticesinde bazı şeyleri değiştirecek. Allah'a bakan yönüyle aslında bir değişme yok. Allah-u Teala onun öyle dua edeceğini ve bunun neticesinde diyelim ömrünün uzatılacağını biliyor. Bu konuda misal olmak üzere Hazreti Yunus'un kavmi örnek olarak verilebilir. Hazreti Yunus'un kavmi 33 yıl peygamberlerine muhatap olmuşlar ama 2-3 kişi ancak iman etmiş. Bunun üzerine Hazreti Yunus orayı terk ediyor. İşte bir takım olaylar başından geçiyor. Denize atılması, bir balık tarafından yutulması ve balığın karnında dua etmesi olayları var. Allah-u Teala duasını kabul ediyor ve Hazreti Yunus sahili selamete bırakılıyor. Bu arada kavminde başlarında böyle bir felaket bulutu dolaşmakta. Hazreti Yunus'un ayrılmasından sonra bir bulut, felaket bulutu üzerlerinde. Bunun farkına varıyorlar. İşte Yunus'u dinlemediğimizden dolayı bu böyle oldu diye kendi iç alemlerinde bunu değerlendiriyorlar. Hazreti Yunus harika bir şekilde tekrar döndüğünde onların da akılları başlarına gelmiş oluyor ve tövbe istiğfar ediyorlar. Hazreti Yunus'u kabul ediyorlar. 33 yılda 2-3 kişi iman ederken Hazreti Yunus döndüğünde 100 bin kişi hatta daha fazlası bir anda iman ediyor. İlgili ayette Allah-u Teala işte bu tarzda bir şeyin Hazreti Yunus'un kavmine fayda verdiğini ve bu şekilde bir felaketten kurtulduklarını söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de yine bir başka durum Hazreti Nuh'la alakalı. Hazreti Nuh'un kavmine yaptığı davetle alakalı karşımıza çıkıyor. Nuh suresinin başında anlatıldığı üzere Nuh aleyhisselam kavmine diyor ki ey kavmim
İşte tövbe istiğfar edin, Rabbinize iman edin ta ki Allah size müddet versin. Allah size mühlet versin. Ve ecel-i müsemmaya sizi ulaştırsın. Bir nevi şöyle bir durum var. Bunun da açıklamasını yapacak olursak. Yani eğer siz beni dinleyecek olursanız Allah size bir müddet verecek. Allah size imkan verecek, fırsat verecek. Ama dinlemediğinizde ise ceza size gelecek. Bu anlamda orada da yine şarta bağlı bir durum var. Nuh'un kavmi iman ederlerse durumları şöyle olacak. İman etmediklerinde böyle olacak. Bu şekilde her bir insan için, her bir kavim için belirlenmiş olan durumlar var. Şöyle yaparlarsa durum şöyle olacaktır, böyle yaparlarsa böyle olacaktır tarzda bir nevi mukadderat söz konusu. Bununla beraber şuna da dikkat çekmekte fayda görüyorum. Mesela Halid bin Velid, İslam öncesi ve İslam sonrası onlarca savaşa girmiş ve bu savaşlarda ön saflarda bulunmuş. Çok hareketli bir hayatı var ama Halid bin Velid normal yatağında vefat ediyor. Ve vefatına yakın dostlarına ön kısmını açıp gösteriyor. Her tarafından ok yarası, mızrak yarası görülmekte. Ve dostlarına durumu anlatıyor. Diyor ki, ben Müslüman olduktan sonra girdiğim her savaşta şehit olmak niyetiyle savaşa girdim. Ama diyor dostlarım, görüyorsunuz ki şu anda yatağımda vefat etmek üzereyim. Korkakların kulakları çınlasın diyor. Demek ki normalde %100 ölüm gibi görülen durumlarda insan illa ölecek demek değildir. Allah-u Teala dilediği zaman ona uzun bir ömür, uzun bir müddet nasip eder. Bir başkası belki kuş tüyü yataklarda ömrü geçer ama sekte-i kalpten ani bir şekilde gidebilir. Hepimiz az çok etrafımızda bunu görmekteyiz. Mesela bir insan hasta oluyor, artık etrafındakiler ona ölmüş nazarıyla bakıyor. Gitti gidecek gibi öyle görüyorlar. Ama bakıyoruz ki normalde vefat etmek üzere olan o insan onlarca yıl daha yaşıyor. Etrafında ölecek diye ona ağlayan insanlar hem de genç yaşta sapasağlam bir vaziyette gidebiliyorlar. Demek ki bir tabii ömür, fıtri bir ömür var. Ama insanların ekserisi o fıtri ömrü tamamlamadan bu dünyadan gidiyor. Bu da bize ecel diye bir şeyin belirlendiğini gösteriyor. Bir insan sağlıklı olmak için spor yapar, sağlığına dikkat eder. Ama bu illa uzun yaşamak demek değildir. Çünkü ölümün bize gelmesi için tek bir yol değil, çok yollar vardır. Evet bir insan sağlıklı yaşar, güzel olur ama bilinmeyen bir rahatsızlıktan, ani bir kalp sektesinden gidebilir. Veya bir kaza tarzında bir durum olur veya bir felaket olur. Bu gibi durumlarda yine hayatı noktalanabilir. Bu vücut bize emanet. Bu emaneti sonuna kadar sağlam bir şekilde muhafaza etmeye çalışmak görevimiz. Ve bu arada dua etmek, o da bir görevimiz. Sadaka ile gelebilecek muhtemel belalara karşı tedbirimizi almak, o da bir görevimiz. Bunları yapacağız. Ardından Cenab-ı Hak'tan hayırlı bir ölüm, imanla bu dünyadan gitmeyi dileyeceğiz. Cenab-ı Hak hepinize imanlı bir ölüm nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.